Ara yazılımda e, DICOM formatında, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu bir formatta, Sağlık Bakanlığımızda belirlemiş olduğu bir formatta, kendi ara yazılımımızla bu verileri cihazdan alarak öncelikle PAKSA ve oradan da Teletipa entegrasyonlarını gerçekleştirdik. Şöyle, e, onümetri cihazları analog cihazlar olduğu için dijital veriyi alamıyorsunuz. Biz hem cihaz üzerinde verileri dijitalleştirip sonra kendi ara yazılımımızla bunların entegrasyonlarını yaptık. Ve kullanımcılarımızı çok önemli bir iş yükünden kurtardık. hem aşırı derecede bir kağıt sarfiyatı söz konusu oluyor hem de hastalara verdiğimiz sonuçlar maalesef istenmeyen ellerde değiştirilebiliyor. Özellikle rapor hastaları sonuçlar üzerinde oynamalar yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu yıllar önce bizi çok zor durumda da bırakmıştı. Tabii adli vaka durumu da söz konusu olmuştu. Bu sistemle biz hasta sonuçlarını hem e, arşivleyebileceğiz, toplayabileceğiz kendi arşivimizde ve hastaya bir e, sonuç vermeden e, hem de e, teletip şeklinde e, en nabza düşecek ve hastalar istediği zaman bu sonuçları en alabilecekler. Özellikle rapor hastalar için büyük bir avantaj oluşturuyor. E, yine şöyle bir avantajı var. Dediğim gibi en önemlisi kağıt sarfiyatının önüne geçilecek olması. Diğer bir önemli şey de bizim işte hastalar e, rapor alacakları zaman ya da e, farklı bir kuruma gittiklerinde gelip bizden sonuç istiyorlar. Dolayısıyla biz bu sonuçları e, sekreterimizin aracılığıyla gidip arşivden tarayarak bir e, bulmak durumunda kalıyoruz. Bu da tabii ki e, hem iş yükünü artırıyor e, hem de dediğim gibi yani hastaya bunu vermek e, hastanın bu sonuçları farklı şekilde kullanmasına neden olabiliyor. Her hasta bunu yapmıyor ama bunu yapanlar olabiliyor. Dolayısıyla bütün bunların önüne geçmek için bu şekilde bir e, ...sisteme geçilmesi işimizi ciddi şekilde kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Ee, sanırım ilk biz yapacağız bu sistemi, biz kuracağız ve biz de diğer hastanelere muhtemelen referans olacağız. Ee, i̇yi olacağını düşünüyorum kesinlikle. Yeni gelişmede bunu dijital ortam üzerinden hastane yönetim sistemi e, yönetim sistemini aktarabiliyoruz. E, dolayısıyla bunların üzerinden de teletıpa bu bilgi e, aktarılabiliyor. Biz hekimlerin bu konudaki en büyük artısı e, Hastalara defaatle işitme testini e, istemeyi istemekten bizi kurtarmış olması. E, bazen e, hastaya verdiğimiz kağıdı hasta kaybetmiş oluyor. E, ya da uzun takip gerektiren hastalarda çoklu kayıtlar gerekiyor. Bu hastanın dosyasının çok büyümesine sebep oluyor. Ancak bu dijital ortama aktarılmış olan işitme testi sayesinde hastalar artık e, elinde bir işitme testi kağıdıyla dolaşmak zorunda kalmayacak. Uzun dönemde hasta takipleri sırasında o kaydedilmiş veriler üzerinden daha ayrıntılı çalışma yapma fırsatı bulacağız. Ve eskiden kayıtlı olan tüm veriler üzerinden akademik çalışmalar yapılabilecektir. Dolayısıyla bu yöntemin bize bu konuda çok ciddi katkılar yapacağını düşünüyoruz. Legalite ile ilgili... Ee, şimdi bu hastanın eline belgeyi verdiğimiz zaman hastalar özellikle kuruldan gelen hastalar ya da sekonder kazanç dediğimiz o e, işitme kaybını farklı bir amaç için kullanacak olan hastalar bazen e, kağıt üzerinde farklı e, yorumlar e, ya da kağıt üzerinde sahtecilik işlerine girebilmekte. E, bunun sayesinde şimdi hasta direkt e, teste girdikten sonra tüm verileri sisteme aktarılmış olacak. Dolayısıyla hastanın bu sistem verileriyle oynamak gibi bir şansı olmamış olacaktır. Diyometri cihazlarının Güncelleyerek hem donanımsal anlamda hem de yazılımsal anlamda e, projelerini geliştirdiler. E, şu an Gıpta ile izliyoruz kendilerini. Projelerinin e, bir kısmının sonuna da geldiler. E, artık e, ticari faaliyetine başladılar bu anlamda da. Biz de onların destekçisi olduk. MSI gruplu aramızda yaptığımız bir protokol gereği. Kullanacakları yazılımda Teknoparkın logoları da olacak. Ve bunu inşallah bütün ülkeye yayacaklar. Biz de çok mutluyuz. Bu firmamızı bünyemizde barındırdığımız için ülkemize böyle anlamlı bir proje geliştiği için oldukça e, mutluyuz.